Abdülhamit Han'la ilgili bir hikayeden, bir kıssadan, ya onunla ilgili ufak bir şeyden bahsedeceğiz. Malum haliniz olduğu gibi efendim, burası Abdülhamit Han'ın cuma selamlığına çıktığı, cuma namazlarını kıldığı yer. Hemen sol istikametimizde Yıldız Sarayı var. İşte devleti idare ettiği, 30 sene boyunca devleti idare ettiği Yıldız Sarayı var. Burada Abdülhamit Han'la ilgili hikayeler, kıssalar, bilgiler vermeye devam ediyoruz. Efendim, Abdülhamit Han Sultan Abdülmecit Han'ın oğludur. Sultan Abdülhamit Han'la ilgili şehzadeliği dönemi, yani doğduğu zaman da kendisine hüzünlü, mahzun şehzade ismi takmışlardır. Biraz içlidir, hislidir. Belki bunda 10 yaşında, kendisi 10 yaşındayken annesi Tiri Müjgan Sultan'ın vefat etmesi de etkili olmuştur. Zaten bu hadiseden sonra, yani annesinin vefat etmesinden sonra çok daha içli olmuştur, hislenmiştir, içine kapanmıştır bir miktar. Babası o yüzden özel ilgi ve alaka gösterir. Yani Abdülmecit Han. Bu sebeple hanımlarından, çocuğu olmayan hanımlarından bir tanesi olan Perestü Kadın Efendi'ye Abdülhamit Han'la ilgilenmesi için vazife verilir. Perestü Kadın Efendi de sanki kendi oğluymuş gibi onun tamamen yetişmesini için gayret gösterir, çabalar ve onunla uğraşır. Babası vefat ettikten sonra malum Sultan Abdülaziz Han, yani amcası, tahta çıkar. O da aynı şekilde Abdülhamit Han'ın üzerine özel ilgi gösterir. Özel görüşmelere onu da davet eder. Kendisi yanında bulundur. Eğitimiyle bizzat ilgilenir. Adeta sanki o 30 yıllık saltanatı için hazırlarlar Abdülhamit Han'ı. Malum Abdülaziz Han yurt dışına çıkan, padişahlardan seyahat yapan, diğer memleketleri, Avrupa memleketlerini ziyaret eden padişahlardan biridir. Yanında Abdülhamit Han'ı da götürür. Hatta Şehzade Murat da vardır. İkisiyle beraber giderler. Hatta çok büyük ilgi görürler. Bununla ilgili farklı hikayeler, rivayetler anlatılır. Amcası Abdülhamit Han vefat ettikten sonra ise, daha doğrusu Mithat Paşa ve Avanesi tarafından vahşi bir şekilde katledildikten sonra, şehit edildikten sonra yerine üvey kardeşi olan Şehzade Murat, yani 5. Murat Han tahta geçer. Fakat Abdülaziz Han'a yapılan bu eziyet, bu sıkıntıdan etkilenmiştir. Çok, o da hisli bir padişahtır. Bu sebeple hafif akli melekelerinde problemler olur, sıkıntı yaşar. Bu sebeple tahttan indirilir, yerine Abdülhamit Han çıkartılır. Yani Şehzade Abdülhamit artık padişahtır. Tabi burada bir önceki bölümlerde bahsetmiştik. Abdülhamit Han'ın tahta çıkartılmasına efendim onun da bir kısa bir şeyi var. İleriki bölümlerde anlatırız inşallah. Bir şekilde Abdülhamit Han Mithat Paşa'yı oyuna getirir. Kendisinin tahta çıkmasına ön ayak ettirir. Ve tabi bu haliyle Mithat Paşa da sadrazam olur. Cennet Mekan 2. Abdülhamit Han düşmanların tasdikiyle dahi firaseti açık siyasi bir dahi idi. Bu Ulu Hakan'ın, Necip Fazıl Kısaküre'nin, Üstad Necip Fazıl Kısaküre'nin tabiriyle Ulu Hakan'ın zamanı çileler ve entrikalarla dolu yıllarla geçmişti. Aydınların gaflet içinde boğuldukları bir devir olarak tarihe geçen bu dönemde Abdülhamit Han vatanını müdafaa etmek için, daha da ileriye taşımak için elinden gelen gayreti göstermiştir. Adeta devleti yeniden imar etmiştir, inşa etmiştir. 2. Abdülhamit Han 33 yıllık padişahlık yaptıktan sonra 27 Nisan 1909'da tahttan indirildi, malumunuz. 3 yıl Selanik'te tutulduktan sonra Balkan Savaşları yüzünden, işte Balkan Savaşları başlayınca 1912'de İstanbul'a getirildi ve Beylerbeyi Sarayı'nda 5 sene hapis hayatı yaşadı. Çocuklarını bile göremedi. Burada Sultan Abdülhamit Han'ın son anları ile ilgili bir hikayede paylaşalım size, bir anekdotla paylaşalım. Sultan Abdülhamit Han çok tertipli, titiz biriydi. Belli bir alışkanlıkları vardı ve asla bunu terk etmezdi. Bunlardan bir tanesi de banyo ve duşa girmesiydi. İşte vefatının son demlerinde, son anlarında yine bu adetini bozmamış, banyoya girip ufak bir duş alıp tekrar dışarı çıkmıştır. Fakat dışarı çıktığı zaman da şakır şakır terlemektedir. Müthiş bir ter hasıl olmuştur. Abdülhamit Han yanındaki Müşfika Kadın Efendi'ye son anlarında yanında döner der ki, bu hal ne haldir diye. Ondan sonra Müşfika Kadın Efendi tabi az çok anlamıştır ama ses çıkartamaz, bir şey diyemez. Ve buna istinaden Abdülhamit Han der ki, kadın efendi, bu ecel terleridir. Artık vaktimizin tamam olduğunun işaretidir der. Fakat Müşfika Kadın Efendi
yakıştıramaz tabii. Aman efendicim, çok terliyorsunuz, banyodan çıktınız, normaldir der. Fakat Aplamitan yine hayır, hayır kadın efendi. Hakkını helal et, bu ecel terleridir, vaktimiz tamam oldu, bana da dua edin der. Elbisesini giyer, kahvesini içer. Banyo yaptıktan sonra kahve içmek bir diğer adetlerinden bir tanesiydi. Yarım bardak sütlü maden suyu içer. Oturduğu yerde iki rekat namaz kılar ve ondan sonra ağırlaşmaya başlar. Ve efendim neticede 1 Kasım 1912'de vefat eder. Efendim Abdülhamit Han tahttan indirildikten 8 yıl sonra 75 yaşında vefat eder, ailete göçer. Bununla ilgili işte hani hep bahsedilir, bir hakkımı helal etmiyorum vatanımı bu hale getirenleri, benim 30 yıl boyunca emekler harcayıp bu noktaya getirdiğim devletimizi bu hale getirenlere hakkımı helal etmiyorum, bana laf söyleyenlere helal ediyorum ama onlara helal etmiyorum diyen bir padişah. Bu bölümü tamamlamadan önce isterseniz bir ufak kıssadan bahsedelim. Abdülhamit Han'ın mabeyincilerinden bir tanesi gece bir mühim şifre alır ve bunun acilen Abdülhamit Han'a iletilmesi gerekir. Kendisinin de özel talimatı vardır. Eğer böyle bir şey gelirse hemen beni uyandırın, sakın ihmal etmeyin diye. Baş mabeyinci kapıya gelir, kapıyı bir tıklatır. Fakat ses gelmez. Hani belki uyanmamıştır, belki lavabodadır, belki çoğunlukla olduğu gibi ibadet ediyordur, namazdadır der. Biraz bekler bir müddet, kısa müddet. Sonra tak 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 tekrar vurur. Bekler, yine ses çıkamaz. Bekler, yine ses çıkmaz. Tam üçüncü sefer vuracağı sırada kapı açılır. Abdülhamit Han kollarını sıvamış, yüzü kolları ıslak bir vaziyettedir. Ve kapıyı açınca mabeyinciye şöyle söyler. Evladım beklettim, kusura bakma. Daha kapıyı birinci çalışında ayağa kalkmıştım ancak gecenin bu saatinde geldiğinize göre kesin mühim bir şey var deyip abdest almak istedim. Çünkü bu kadar zamandır hiçbir mühim meseleye, devlet ile ilgili hiçbir meselenin altına abdestsiz imza atmadım. Bu sebeple kalktım, abdest aldım. Ondan sonra geldim kapıyı açtım ki yine imzayı abdestli bir şekilde atayım der. Ve mabeyincinin elinden kağıdı alır, inceler, inşallah hayırlara vesile olur der ve imzasını atar. İşte efendim birçok daha önceki bölümde çok söyledik, tekrar tekrar söylüyoruz. Osmanlı padişahları öyle normal sıradan insanlar değildi. Avrupa'daki krallar gibi değildi. İslamiyet ile bütünleşmiş, İslamiyet'e hadim olmuş, Müslümanlığın hizmetkarı olmuş insanlardı. Bütün işlerini, bütün hamlelerini buna göre yaparlardı. Allah-u Teala rahmet eylesin. İnşallah şefaatlerine nail oluruz. Burada onlardan bahsederek, onları layıkıyla inşallah anlatarak şefaatlerine nail oluruz. Efendim bu bölümde burada noktaladık. Abdülhamit Han'la ilgili başka hikayelerle başka bölümlerde buluşmak üzere der. Kolaylıklar dileriz efendim.